Yani istediği kadar sevgi, istemeyene kadar, istemediği kadar mermi falan diye böyle. Nevzat Bahtiyar'a yönelik. Evet, yani Salim Güran'ın oğluymuş bu kişi de. Böyle mesajları var. Doğrudur. Dolayısıyla ben o nedenle bu noktada son derece önemli savunmalar yaptığınız için tehdit alıyor musunuz? Bunu sormak istiyorum. Aynı zamanda birkaç sorum olacak. Gizli tanık konusu konuşuluyor. Gizli tanık burada bu noktada var mı yok mu? Çünkü bir var olduğuna dair medyada sıkça yazılıyor. En azından burada netleştirmiş olalım. Aynı zamanda ahırla ilgili de bu duruşmalarda çok konuşuldu. Bu ahırla ilgili bir somut delil, orada yapılmış olan herhangi bir bulgu, delil var mı? Onu sormak istiyorum. Bir de baba Arif Güran uzatılan her mikrofonda Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu açıkça beyan ediyor. Dolayısıyla artık bu şu noktaya geldi. Yani ister istemez acaba bir yönlendirme mi yapmaya çalışıyor? Çünkü o bir duruşma görülüyor, burada deliller konuşuluyor, tartışılıyor, tanıklar dinleniyor. Ama her noktada, her mikrofonda Nevzat Bahtiyar katildi diyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir yönlendirme mi yapmaya çalışıyor? Bir de bir sanık avukatı hatırladığım kadarıyla şöyle bir şey söylemişti duruşmada. Nevzat Bahtiyar'a sormuştu. Daha önce boğarak birini öldürdünüz mü? Evet. Ersin belki sen de hatırlıyorsundur. O da demiş ki hayır ben böyle bir şey yapmadım. Yalan söylemeyin elimizde delil var demişti. Dolayısıyla şimdi ailenin ve aile avukatlarının özellikle Nevzat Bahtiyar'ı işaret ettiği bir dönemde yani bir süreçte Nevzat Bahtiyar katildir diye yani bu soru bana çok enteresan geldi. Bununla ilgili herhangi bir gelişme ya da herhangi bir bilginiz var mı? Bir de bunu sormak isterim. Teşekkürler Cemal Bey. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Az evvel konuşurken onu eksik bıraktım. Buyurun. Bence bu davanın sorularınızın tümünü not aldım. Hepsine cevap vereceğim. Ama şunu Ersin Bey de fark etmiştir. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Lütfen bunu özellikle işleyelim. Maalesef Türkiye'de son yıllarda yargıya olan güven çok düşük seviyelerdeydi. Bu dava dosyası bir şekilde mahkeme heyetinin toplumda mahkeme heyetine yönelik ciddi bir güven oluştu. Ve bu umarım benzer yargısal pratiklerle toplumun yargıya olan güvenine vesile olur bu dava dosyası. Böyle de bir önemi var. Aynı zamanda bizler gibi baroların, avukatların dava dosyalarına katılmak konusundaki kararı da Türkiye yargı tarihi açısından bir ilk. Bir baronun hem soruşturma aşamasında hem de yargılama aşamasında katılma sıfatının da soruşturma sürecine vermiş olduğu katkı gerekçesi ve aile bireylerinin çoğunun dosyada şüpheli olmasından kabul edilmesi. Bunu unutmadan bunu belirtmek istiyorum. Bu benim için çok kıymetli. Bir hukukçu olarak aynı zamanda yargı sistemindeki bu kazanımlara da işaret etmemiz gerekiyor. Sorularınıza gelirsem somut anlamda bir tehdit. Evet, duruşma salonundaki tutum, ortam, tavırlar aslında birer tehdit işareti ama Diyarbakır Barosu ya da Diyarbakır Barosu'nun avukatlık pratiği hiçbir zaman bu tehditlere papuç bırakmadı. Ben bunu duruşma salonunda da ifade ettim. Biz Narin'e bir söz vermiştik. Bir kez daha sizler vasıtasıyla da tekrarlıyorum. Kimi yerde iki kız çocuğu babası diye geçmiş. Ben üç kız çocuğu babasıyım. Üç çocuğum var, üçü de kız. Ben Narin'i kendi çocuklarından bunu bir duygu sömürüsü olarak değil, otopsiye girip gören biri olarak çıktığım gün yönetim kurulu üyesi meslektaşlarıma söyledim. Bu dava Diyarbakır Barosu'nun namus borcu dedim. Narin'e karşı, bu çocuğa karşı. Çünkü biz her platformda yaşam hakkını savunuyoruz. Hemen yanı başımızda 8 yaşında bir çocuk bu şekilde katledilmiş ise ve götürüp bir dere yatağına bu şekilde hunharca saklanmışsa bizim bu çocuğun katillerini açığa çıkarmamız bizim boynumuzun borcuydu. Salonda da söyledim, neye mal olursa bu yoldan şaşmayacağımızı herkes bilsin. Tehditlere de bizler bu şekilde ucuz tehditlere de papuç bırakacak bir baro değiliz. Öyle avukatlar da değiliz. Gizli tanık meselesine geleyim. Gizli tanık meselesi benim kamuoyunda duyduğumuz gibi, tabii mahkeme başkanı da hemen o da öğrenmişti. Biz duruşmadayken bu bilgi geldi. Ben hemen celse arası soruşturma savcılarımızdan temasa geçtim. Gittim odalara hemen yan tarafta öbür koridorda. Çünkü devam eden bir soruşturma var. Böyle bir gizli tanık varsa tabii ki davanın seyrini tamamen değiştirecek bir gelişme.
Böyle bir iddia var. Doğru mu? Bana verdikleri bilgi şu an Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına, yani soruşturma savcılarına bu konuda gelmiş bir bilgi bulunmuyor dendi. Bu duruşmanın ikinci günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ikinci gün. Tabii yani kolluk ya da işte soruşturmayı yürüten kolluk bu konuda bir gizli tanık bulmuş ise ve bunu soruşturma makamlarına henüz bildirmemişse bilemeyeceğim bir konu. Ama soruşturma makamlarının bana verdiği bilgi bu. Caner Bey'in ağırdan kastettiği şey galiba Nevzat'ın ağrı mı yoksa Arif Güran'ın ağrı mı? Ben onu tam anlayamadım. Eğer onu belirtirse ona göre cevap veririm. Ağırdan bahsettiniz yanılmıyorsam. Az önce konuştuğumuz hani Nevzat'ın da camdan aldım dediği evet. Ve orada şey yaptığını Arif Güran'ın zannediyorum. Hayır, o kendi Nevzat'ın ağrı. Kendi ağrı. Ha. Yani Nevzat'ın kendi ifadelerine göre Salim'in kendisini çağırması üzere gidip narini aldığı, daha sonra Batanya ile birlikte götürüp kendi evinin yanında bulunan ağrı o. O ağrı camdan aşağı bıraktığını, daha sonra gidip içeride onu bir şekilde torbaya yerleştikten sonra Batanya ile birlikte kendi aracına gittiğini söylüyor. O ağırda çok yönlü delil araştırması yapıldı ama maalesef hani herhangi bir mevcut bize yeni bir şüphe ya da yeni bir şüpheli oluşturacak herhangi bir olgu delil söz konusu mahallede bulunamadı. Kaçıncı gün yapıldı Nait Bey? Zaten şöyle ifade edeyim Ersin Bey, yanılmıyorsam olayın olayın yaşandığı günün ben şimdi tam bir hatırlamaya çalışayım. Pardon, Nari'nin bulunduğu günden sonra yapıldı. Onu düzelteyim. Nari'nin Nevzat tarafından götürüldüğü öğrenildikten sonra 20. Ya da 21. gün. Hayır. Doğru diyorsunuz. Yani pazar günü 8 Eylül'de bulunmuştu. Şu an tam tarihten emin değilim ama ya pazartesi ya salı günü. 19. gün bulundu Narin. Evet, yani 20. gün doğrudur. Yapıldı. Çünkü daha önce bakın Ersin Bey şunu ifade edeyim. Şu an tam da o soruya geliyordum. Caner Bey'in iddia ettiği soruya. Ailenin Narin bulunana kadar Nevzat'a dair ya da Nevzat'ın ailesine dair tek bir şüphe olgusu yok. Bakın biz bunu duruşma salonunda çok da alenileştirmek istemedik ama size ifade edebilirim. Baba Arif Güran'ın 28 Ağustos'ta kolluğa istihbari amacıyla verilmiş ama bir şekilde de dosyaya konulmuş. Kimlerden şüpheleniyorsunuz diye. Kendi ailesinden de bahsettiği bireyleri tabii bunu davranışsal özelliklerinden yani Nari'nin kaybolmasından sonraki davranışlarından dolayı şüphelendiği insanları bile ifade ediyor ama çok Nevzat önemli. Yine yok. Çok hemen önemli, çok önemli bir şey. Kendisine en yakın yer hiçbir Nevzat'a ilişkin iddia yok. Böyle bir iddia olmayınca şimdi 20 sizin, kişi tek ağızdan Nevzat Bahtiyar evet. diyor. İlk başta hiç yok. Ama Ersin Bey şu açıdan kolluğun yine eksiği var. Yani olmasa bile herhangi bir şüphe, herhangi bir bilgi bu konuda olmasa bile kolluğun nihayetinde Arif'e en yakın evlerden biri, kendi çekirdek aileleri yani kardeşlerinin evlerinden sonra en yakın ev Nevzat'ın evi. Yine o ağırlarda inceleme yapılmalıydı ki kanaatince genel arama tarama çalışması yapılmıştır. Çünkü ben bunu biliyorum, bütün evlere ve ağırlara arama kararları alınmıştı. Ama DNA örneği anlamındaki titiz ince arama faaliyetinin Nari'nin bulunmasından sonra yapıldığını söyleyelim. Yani olay yeri incelemesi çok titiz bir şey ama genel arama farklı bir şey. Bu anlamda Nevzat'a yönelme haklısınız. Duruşmada ailenin tamamı Nevzat'a yöneldi. Hatta belki fark edilmiş, Ersin Beyler de fark etmiştir. Bunu paylaşan bazı gazeteciler de oldu. Her arada Nevzat'ın yanından geçen her aile bireyi de aynı zamanda hakaretler ve tehditler de savuruyordu. Bu da görüldü duruşma salonunda. Yanılmıyorsam bütün sorularınıza cevap vermiş oldum Caner Bey. Masum var mı bir sorun? Peki.